Ya yarın öbür gün Allah inşallah şu musibet üzerimizden kalktığı zaman İnşallah. şu günleri böyle hoş hatırlayalım. Abi neydi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Karantina kalktı mı? Vallahi gidiyoruz vallahi. Tabii. Gibi olmasın yani. Psikolojimiz bozulmasın bir noktada baktığımızda. Yani mesela işte kaç çocuğumuz varsa onların uyuduğu bir saat var. Eşlerimizle birbirimize kaliteli zaman ayırmak için sonrasını değerlendirebiliriz ve aslında tırnak içinde sevgililik hali yakalamak evliliğin içinde mesela bu krizi fırsata çevirmek adına çok güzel bir süreç. Evet. Yani çok basit adımları var biliyor musun? Ya yani insanlar böyle bazen onu fark ediyorum. Zihinlerinde çok böyle afaki, çok büyük böyle ay havai fişeklerle bir şeyler, pırlantalar. Böyle şeyler değil, gerçekten değil. Ya yani bunlar zaten bu saydığımız şeyler insanın ömründe kaç insan olur, kaç kere olur Allah aşkına. Burada olabilecek şeyler ne biliyor musun? Mesela alırsın atıyorum tabletini kucağına, yan yana uzanırsın ve açarsın bir belgesel izlersin birlikte. Yani bu kadar basittir güzel hatıra biriktirmek. Sonrasında da ya da bir diziye başlarsın. İkinize özel bir dizi olur. Öyle hani kısa süreli bölüm bölüm diziler şeyler artık dijital platformlarda da var. Onu takip edersin ve ertesi güne konuşacağın bir şeydir bu. Ay ne olmuştu ya bir dahaki bölümde ne oldu acaba deyip birlikte heyecanlanacağın bir şeydir. Birlikte bir kitabı okumak, birbirine anlatmak, paylaşmak hakeza öyledir. Açıp albümlere bakmak bu çok benim Mesela önemsediğim bir şu şey. zamanda mutlaka bir faaliyet Evet. önerisi verelim Evet. ki artık kağıt olarak bastırmıyorsunuz fotoğrafları ya bulutlarda Ama ben saklıyorsunuz ya bastırıyorum. evet o yüzden bizim bir kanepenin altı fotoğrafta olur. Öyle. Ama son birkaç senedir bastırmıyorsun sen de. Evet. Çünkü bastırmaya Ama bu bastırmayacağım anlamına gelmiyor. Vakit gelmiyor. bulamadım. Şimdi böyle bizim bu manada şey yaptığımız 2011'den beri bir dijital tam arşiv tutmuşuz. Geçen gün onda şey yaptık. Böyle Enes'in işte ufaklıkları ilk yürüdüğünün videosu, sonra işte böyle yavaş yavaş zaman tüneli gibi geliyor zaten o film rulosunda tuttuğunuz zaman yılları yazıyor vesaire. Muazzam güzel bir faaliyet oluyor. Ailece hatta varsa imkanınız televizyona artık yansıtılıyor ya fotoğraflar vesaire. Kapatın ışıkları böyle tık 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 geçip bilgisayardan nasıl güzeldi ya, nasıl yaşamıştık, nasıl şey olmuştu diye gerçekten çok Ben güzel şimdi oluyor. başka bir şey söyleyeceğim bugünkü yayın özelinde. Karı koca olarak bakalım. Yani ailece evet çocuklarla bu bir faaliyet ayrı. Ama karı koca olarak da evliliğimizin ne süreçlerden geçtiğini hatırlamaya, bunu tekrar konuşmaya. Ay hatırlıyor musun bu fotoğrafta bir fotoğrafa bakarken ne nasıldı işte bilmem memlekete gitmiştik de bak orada birlikte şöyle yapmıştık bak onun anı. Bak şu anda ne olmuştu hatırlıyor musun? Bizim mesela onu düşünüyorum. Benim zaman zaman evliliğimi çek ederken geriye dönük olarak düşündüğüm, zihnen çetelesini tuttuğum şeylerden biridir. Kaç tane birlikte çok güldüğümüz, kaç tane birlikte çok eğlendiğimiz, kaç tane birlikte gerçekten böyle derin bir sohbet ettiğimiz, bir hüznü paylaştığımız, bir heyecanı paylaştığımız kaç anımız var? Neler var? Yani bazen çok saçma ve basit şeylerdir. Ama yıllar sonra anlatınca bizim o oynat mağarasındaki Evet. hatıramız gibi. Yani birlikte güldüğün, keyif aldığın bir şeydir o. O yüzden fotoğraflar bunun için gerçekten güzel bir öneri. Evliliğimiz adına da şu süreçte bunu bence yapalım. Açalım ve geçmişe dair bakalım. Sonrasında da ne yapalım biliyor musun? Bak albümü kapattıktan sonra geleceğe dair ne fotoğraflar olsun o istiyoruz o albümde onu konuşalım. Evet. Birlikte ne yapmak istiyoruz? Yani inşallah şu karantinadan çıktıktan sonra işte önümüzde uzun bir yaz tatili var mesela. Neler yapabiliriz karı koca olarak? Yani her planı da çocuklar üzerine kurmamak gerekiyor. Karı koca olarak neler yapabiliriz? Bu albümde mesela bir yıl sonra Rabbim ömür verirse açıp baktığımızda hangi resimleri görmek istiyoruz? Hangi fotoğrafları görmek istiyoruz? Çok güzel. Yani bu da geleceğe yönelik hedefler koymak, birlikte hayaller kurmak bir evliliği güzelleştiren yegane şeylerden biridir. Ortak planların olması. Çünkü bazen sen de fark ediyorsundur çocuklardan sonra özellikle planlar sadece çocuklar üzerineymiş ve sadece çocuklar üzerine konuşuluyormuş gibi bir hale de gelebiliyor ve bu evlilikler için bir tehlike. Çünkü farkındaysak Rabbim ömür verirse inşallah çoluk çocuğu evlendirip yuvalarına koyduktan sonra işte kalacak bu. Sel gidecek, kum kalacak. Evet, o yüzden evliliğe yapılan yatırım aslında artık orta yaştan sonraki huzurumuza da yapılacak yatırım. Çünkü bir noktadan sonra zorunlu bir karantina gibi olmayacak belki ama işte bir arada olacağız. Şimdi yaşlılarımızla konuşuyoruz.
değil mi? Bu süreçte dışarı çıkamıyorlar. Onların da psikolojileri çok etkilendi. Ve yaşlılara dair ne yazık ki negatif böyle spekülasyonlar da yapıldı. Halbuki biz onları korumak niyetiyle şu an evdeyiz. Onlardan bize bulaşacak bir şey yok. Bizlerden onlara bulaşmasın diye. Şu an onları korumak adına daha çok evde olmamıza rağmen işte ters algılanabildi vesaire. Neyse. Aile büyükleriyle konuşurken de şu cümleleri çok duyabiliyoruz. Ya birbirimizi yiyeceğiz yani. Ay neymiş, çıkalım. Camiler açılsın, camiye gidelim. İşte şunu yapalım yani, çıkalım. Onlar da çıkmak istiyorlar. Şimdi kötü bir psikoloji değil mi bu? Artık çoluğun çocuğun evlenmiş ve kendi yuvasını kurmuş. Artık iki arkadaş olmalısın. Hayatın dostluk kısmı gelmiş. Yani bir şöyle bir şey hayal et. Evet. Rabbim ömür verirse karı koca girmişsin kol kola. Ondan sonra bir sahil kenarında birlikte yürümekten, birlikte sohbet etmekten keyif aldığın bir yaşlılık düşün. Ya. Bir de aynı evde aman olmayayım da ben camiye kaçayım. İşte o bir yere kaçsın. Akşam olduğunda da iki ayrı televizyonda o kendi şeyini izlesin. Bu kendi şey. Şimdi bir de böyle bir evlilik kalmış geriye. Bunu hayal et. Şimdi hangisini tercih ederiz? Kendi hayatımız için hangisini dileriz? Şimdi ekranların başında şöyle arkadaşlar varsa onlar da YS kapılmasınlar. Bizden geçti, bizim evlilik iyi değil. Hayır, değil. Bak bunu her yayında söylüyoruz. Bir farkındalık geldiyse geriye döndürmek mümkün müdür? Evet, mümkündür. Kaç yıl geçmiş olursa olsun. Çocuklar için de mümkündür, evlilikler için de mümkündür. Yeter ki niyet edelim. Hatta sonrasında şöyle dersiniz yıllar sonra inşallah. Ya hatırlıyor musun, evliliğimiz ne çetrefilli, ne zor zamanlardan geçiyordu. Sonra bir karantina olmuştu. Orada da düzeltmiştik, işleri toparlamıştık. Bize ne büyük bir farkındalık, ne büyük bir nimet olmuştu o koronavirüs. Ya. Hatırlıyor musun dediğiniz bir anıya dönüştürebilirsiniz. Bu bizim elimizde, yeter ki niyetleri iyi olsun. Aynen öyle.